Barış Çiçek ben. Barış Çiçek'in hayatı, Barış Çiçek'in günlüğü, Barış Çiçek'in ne yaptığını anlatacağız bu videoda. Sabah kalkıyorum. Sabah kalktıktan sonra ilk başta yaptığım şey, ilk başta ve en önemlisi, ben bir sigara bağımlısı olduğum için ilk önce bir bardak çay ve bir ekmek arası. Tabii ki onu aslında kahvaltı tarzında değil, daha çok sigara altı gibi yapıyoruz. Sonra kahvaltımı yapıp çıkıyorum. Savaş elbiselerimi giyiyorum. Burası soğuk. Ve zor bir hayat gerçekten. Öyle uzaktan gözüktüğü gibi basit değil. Tabii dedim ya, zor bir hayat gerçekten. Bu gerçekten, bu köpekleri sevmesem inanın bunu hiç yapmam. Ve burası soğuk bir yer. Dağın başı. Ve burada hayat gerçekten çok sıkıcı. Yani siz Barış Çiçek'i gördüğünüz zaman hep böyle "aa ne güzel geziyor" falan olarak görüyorsunuz ama hiç de öyle değil. İşin bu yanı yoruculuğundan ziyade biliyorsunuz işler belli bir zaman sonra insanları yıldırır. Yılgınlık gelir. Tabi yaşımız da ilerliyor bu arada. Burada bize yardım eden de yok. Hani yaz tatilinde tamam, ya da hafta sonlarında çocuklarımız oluyor falan, biraz yardım ediyorlar ama onun haricinde ben burada yalnız yaşıyorum. İşte diyorum ya, sadece burada köpeklerin karnını doyurmak zorundayım. Gelmek zorundayım. Arada bir, tabii ki bu işleri bitirdikten sonra kaçıp gidiyorum ama olabildiği kadar. Bu işin iki bölümü var. Bir bu tarafı, bir sizin daha çok gördüğünüz tarafı. Sizin daha çok gördüğünüz taraf tabi en güzel taraf ama iş hiç de öyle gözüktüğü gibi değil. Ve sonuçta bu işleri hani işçi tutup yaptırabilirsiniz ama işçi hiçbir zaman onlara benim baktığım gibi bakamaz. Tek tek herkesin yemeği ayrı, ne istediği ayrı. Gelin bakayım, gelin. Gelin, 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 gelin. Gelin bakayım. Gel bakayım kızım, gel, gel. Gel, 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 gel aşkım, gel. Yarın bir gün belki de büyük ihtimal kar yağışı gelecek. Kar yağışı geldiğinde ta buralar hep kar olacak, daha zor olacak. Ama hayat bu ya. Her şeye devam etmek zorundasın. Pes edince olmuyor işte. Şimdi bunları yemeğe getiriyorsun, veriyorsun. Hani ilk önce mızıklıyorlar böyle. Şu an, şimdi böyle tatlı tatlı yiyince, hele ki güzel yiyecekse, gerçekten hani ben fazla bir şey yiyen birisi değilim ama yiyeni seviyorum mesela. Birisine yemeğe de gitsek karşıdakinin yemek yiyişine izlerim. Bunların da o hoşuma gider mesela. Büyük köpeklerde de hakeza aynı. Bunlar tabi bebek daha. Onların da böyle et yiyişleri çok hoşuma gider. Bakarım sadece, izlerim onları. Tamam, bunlar. Şimdi köpek doğar. Heveslenirsin bir tane. Dersin ki ya. Bunu hep günlük merak edersin işte. Ben onlara her geldiğimde bakıyorum işte. Hangisi ne yapıyor, hangisi ne yapıyor. Tiplerine bakarım, yürüyüşlerine bakarım. Şimdi önceden bir tane köpeğim vardı. Sanırım 92 falan. Sene 92. Böyle her gün ona elimden yemek yapardım. İki kardeşler de aynı öyle. Hatta o zamanlar böyle imkanlarımız falan yoktu. Tabii ki bu memlekette biraz da hani köpek ne yer, sadece yal yer gibiydi. Sonra onlara şey yapardım ben böyle. İşte undan hamur yapardım. Sonra götürür onu fırında pişirirdim. Onu köpeklere verirdim. Yavrulara.
Onu böyle günlük severdim ya. Gelirdi kucağıma otururdu. Ne diyeyim size? İşte eşini kıskanırdı. O eşini kıskanması, böyle hırlaması benim çok hoşuma giderdi. Yani bir köpek sizi seviyor ve kıskanıyor ya. O aslında insanın hoşuna giden şey, belki de köpek beslerken de öyle. Hoşunuza giden şey gerçekten onun sizi sevmesi. Sizin onu sevmeniz o kadar değil. Ama onun sizi sevmesi çok farklı bir şey. Şşş, gelin bakayım, gelin. Gel. Gelin bakayım, gel. Şşt. Sonra o köpeğimi büyüttüm. Baya oldu. Hani şu bu ebattan tutun. İşte köpek günlük büyüyor. Bir 5 aylık falan oldu. Sonra onu dağda izlersin işte. Götürürsün falan. İlk kar yağmıştı. Böyle götürüyordum ben onu ava. Ava derken gezmek yani işte o karda falan. Yoksa av deyince hemen gidip bir şeyi vurmak, öldürmek falan değil. Onların o karda koşuları falan çok hoşuma giderdi. Bir de bizim köpekler biraz daha gırçıl oluyor ya. Gırçıl köpeğin de gardaki görüntüleri çok hoşuma gidiyor. Bir hafta falan uğraştım, kurtaramadım. Tabi kaçan balık büyük olur ya da ölen hep güzel olur der insanlar ama aslında öyle değil, gerçekten güzeldi. Ya da ben onu çok seviyordum. Ya da işte sevdiğim için güzeldi falan. Öldü köpek, sonra o ayazda soğukta ona mezar yaptım işte. Gömdüm falan, dedim bunu kimse yemesin ya. İşi bitirince bir cigara daha yakıyoruz her zamanki gibi doğal olarak. Tabii bu işin en zor bölümü burası. Minik git bir kız oğlum. Şşt, hayır çekil. Çekil, ne yapıyorsun? Gelin size de ilk yemeğinizi verek. Bunlar henüz hiç yemek yemedi daha. Ufak ufak deneyelim. Ay. Bu arkadaşlar yemek yemeyi bilmediği için hepsi birden içine girecek ama. Şimdi bizim köpekler bu arada herkes full gırçıl sanıyor ama biz boz yavru da üretiyoruz yani. Bende çok fazla boz yavru oluyor. Hatta gırçıl az oluyor. İnsanlar hemen gırçılını istiyor ama bu bozlar da onların kardeşleri oluyor aslında. Bunlar da kangal. O da kangal. Yani hiçbirinin nesli kesilmesin. Güzel olan üretilsin sadece. Seçecek olsak. Henüz aslında bunları o kadar incelemedim işin doğrusu ama şurada bir tane gezen bir yavru var. Gel bakalım. Gel. Ben olsam bunu seçerim. Niye bunu seçerim? Biraz daha dolaşıyor ve ses verdikçe böyle hırıltılı ses çıkarıyor. Yani bağırıp kaçmıyor köpek. Biraz daha da uzun böyle. Hadi bakayım, hadi sen de gel, hadi. Mesela şu dişi. Mesela insanlar köpek seçerken buna dikkat etsinler. Mesela bu çok hareketli bir köpek olur. Doğuştan böyle bir şeyleri var, içgüdüsel sanırsam. Hani böyle hareketli, yerinde duramayan itler genelde böyle küçükken daha aktif oluyor. O da çok tatlı mesela. Yıldız. Aslında bu değişikleri üretmek daha hoşuma gidiyor. Mesela bir şeyden çok olunca o kadar hoş olmuyor ama yok olan daha güzel oluyor, az olan. Mesela şu büyüdüğünde maskesiz bir köpek olacak.
Gel sen de gel lan, gel lan gel. Gel lan gel. Koşlayın, koşlayın. Şimdi büyük köpeklere geldik. İşin zor bölümü burası aslında. Diğer taraf basitti. Çünkü bunları tek tek yemleme yapıyorum. Bir arada yemek yemez dişi erkek de olsa. Yapma, yapma. Şımarma, tamam. Şımarma gel. Aferin. Oh, oh, oh. Yemek mi gelecek? Yemek mi gelecekmiş? Ha? Gelecek mi yemek? Tamam. 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 Aslında hepsi anladı şu anda yemeğin geleceğini. Daha doğrusu hem yemek hem ufak tefek seviyoruz işte. Ona hem de yemek yedikten sonra serbest bırakıyorum ben onları. Tabii ki tek tek yine. O yüzden mutlu oluyorlar ister istemez. Aslında bazen enerjimiz yüksek oluyor. Enerji yüksek olunca daha böyle hareketli, canlı oluyorsun ama bazen de enerji düşük oluyor ya. Bir de bende bu yıl biraz böyle şey yorgunluk var. Yorgunluk olunca mat oluyor her şey. Bakalım köpekleri yiyelim diyelim de canlanırız inşallah ya. Evet, düzeleceğiz inşallah. O arabesk vardı bir tane şarkı. Bu da gelir bu da geçer ağlama falan. Yok ağlama yok da işte. Gene de bazen oluyor böyle moral bozuk var falan. He kızı, he kızı, he gel gel. Gel aşkım, aşkım. Gel, gel, gel. Gel. Titrek Şaziye ya. Savaş'ın bu bölümü pek iyi değil. Çünkü et vermeyi gerçekten sevmiyorum aslında. Köpeklere. Tamam köpekler yiyor ama. Keşke Türkiye'de şu fiyatlar bu kadar artmasaydı da hepsine mama yedirseydik. Her işin temizi ve düzenlisi güzel aslında. Temiz, düzenli mama olduğu zaman getiriyorsun kaplarına koyuyorsun hemen bırakıyorsun çat çat çat. Bir olun koca pati mamadan. Yiyorlar, geçiyorlar temiz. Hadi çıldırın biraz hadi. Hadi çıldırın. Hadi. Hadi kızım hadi. Aferin. Aferin. Hadi. Aslan payları her zaman erkeklerin oluyor. Al kızım. Al kızım. Hadi. Bürücü. Hayır. Sana yeter de sen git. Yürü. Kurt gibi düşünmek, kurt gibi hareket etmek sanırım bu olmalı ya. Hayvan, ben dahi olsam küçüklükten beri besliyorum mesela. Hala benim yanımda bir şey yemiyor. Bu işin
Beni en çok güldüren yeri neresi? Bu bok atma seansı var ya. Artık sinirden mi gülüyorsun, gerçekten mi gülüyorsun belli değil ama gülüyorsun yani, bir şekilde güldürüyor. Ah bu bok atma seansı bir olmasa var ya. Çok seveceğim bu işi de. Bunu pek sevmiyorum ya gülsem de. Evet, köpekleri yemledim. Onlar yemlerini yesinler bu arada. Şimdi işin en zor bölümüne geliyoruz. En zor bölümü ne? Telefon. Ben biraz telefon özürlüyüm. Bizim burada zaten pek telefon da çekmiyor işin doğrusu, böyle internet, telefon. Yani her orada da çekmez, her yerde çekmez. Hani dedik ya dağın başı diye. Sonra telefona bakıyorum. Tabi telefonda bayağı bir şey oluyor bizim. İşte mesajlar, bakıyorum artık altta kalan canı çıksın gibi oluyor o arada. Kime denk gelirse sadece onlara yetiştirebildiğim kadar bakıyorum. Tabi hepsine cevap vermek zor oluyor. Azlar da destan yazar gibi yazıyor. Hepsini okumak, gerçekten ilgilenmek. Bu zamanda gerçekten en önemli şey, koşturuyoruz koşturuyoruz ama zaman yetmiyor. Yani bir şeye zaman ayırmak kadar zor bir şey yok. Çünkü bir günün full geçiyorsa eğer zaman ayıramıyorsun. Yani herkesle ilgilenmek istersin ama ilgilenemezsin. Yetmez zaman bazen. Hani hep diyoruz ya, kafan da dolu olduğu zaman zaten hiç yetmiyor. Sadece bazen ne oluyor işte, sabah bakıyorum telefonlara, cevap verilmesi gereken ya da verebildiğim kadarına cevap veriyorum. Veremediğim kalıyor. Sonra bazen ne hoşuma gidiyor? Bazen böyle çok güzel tatlı konuşan insanlar oluyor. Böyle onlarla muhabbet etmek hoşuma gidiyor işte. O da 1-2 en fazla. Sonra bizim günler bayağı dolu geçiyor. Şu arada buna bir cevap vereyim. Tamam abisi, teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Günler bayağı dolu geçiyor. Bazen çok misafirim oluyor işte burada. Misafir olunca gerçekten ben misafiri seviyorum. Hem burada kimse olmadığından, sosyal bir hayatım olmadığından, hem de misafir gerçekten iyi bir şey. İşte misafirle oturmak, yemek, içmek, bir şeyi paylaşmak güzel aslında. Misafirle ilgileniyorsun, sonra elimizden geldiği kadar işte yetişebilirsek kendimize, yetişemezsek başka dostumuza, arkadaşımıza, YouTube'dur, işte televizyondur, videodur. Yetişebildiğimiz kadar misafirlerimize koşmaktır, Sivas'a gitmektir. Yani o kadar iş var ki. En erken uyursak gece saat 2'de 3'te uyuyabiliyoruz. Tabi burada baktığınız zaman köpekler kafeste gibi duruyor ama köpeklerin her şey saatiyle. Şimdi ilk önce yemeklerini yiyorlar. Yemeklerini yedikten sonra işte onları yemeklerini yerken biz altlarını falan temizliyoruz. Sularını koyuyoruz. Sonra köpekleri ben mütemadiyen her gün elimden geldiğince, yani her gün de demeyeyim çünkü zaman çok kısıtlı, elimden geldiğince araziye salıyorum. Gidiyor köpek, bir saat mi olur, iki saat mi olur geziyor, geliyor. Onu alıyorum, diğerini salıyorum. Onu alıyorum, diğerini salıyorum. Tabi bu bazen hava çok soğuk olunca illaki yapamıyorsun, hepsini yetiştiremiyorsun ama köpek dışarıda antrenman yaptığı zaman daha güzel oluyor. Ha, köpekleri çift çift salamıyorum çünkü çift salarsam o günün tamamı o çifte gidiyor. Yani çift saldığın zaman geçip gidiyor hayvan, akşam geliyor. Diğerlerine zaman kalmıyor. İşte bu arada ne yapıyorsun? Bu arada işte telefonuma bakıyorum. Bir kahve içiyorum. Sonra çıkıyorum. Tekrar devam. Ha, bu arada millet mesela koyunumuz yok zannediyor ama sonuçta burada kardeşlerimin koyunları var işte. İki kardeşimin de. Ben de yazın sezonda alıp satıyorum sadece koyun. Köpeklerin hani bir kısmını ya da elde kalanları koyunlara gönderiyoruz. Tabii bizde yavru kalmıyor ki. Yani bizde yavru yetiştiremiyoruz. Yavru zaten 40-50 günlük olunca birileri alıp gidiyor. Ya damızlık ya da işte eve koy, yavruyu koyunun peşinde yetiştir falan, yetişmiyor o. Çünkü hani bende şey de var. Kolay kolay insanları kıramam. Hadi diyorum neyse o götürsün, o götürsün derken yavru bitmiş oluyor. Ve bir senede en fazla bir tane damızlık koymuş oluyoruz yani. O da gidip sürüde çalışıyor yani. Sürüde de çalışıyor hayvanlar. Zaten buradan köpekleri salınca da gidip kendileri gezip geliyorlar. Kızım. Kızım, karnını doyurdun mu fıstığım? Doyurdun mu? Doyurdun mu Venüs'üm? Bunların günlük sevgiye de ihtiyaçları var böyle. Bunları günlük böyle sevmezsen neşeleri kaçıyor. Değil mi kızım?
Allah 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 Allah. Hayır 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 hayır. Açacağım mı? Açacağım mı? Açacağım mı sen? Dur bak, dur dur dur. Tamam tamam, şımarık 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 şımarık. Köpekleri ne kadar yemlerse, yani tamam yeme ihtiyacı var, karnını doyuracak ama aynı zamanda bu hayvan beslenirken en önemli şeylerden bir tanesi de aslında bunları sevmek. Bunları ne kadar seversen, şımartırsan o kadar güzel oluyor köpek. O yüzden aslında çoğu insan köpek besleyemiyor. Gel bakalım kızım. Gel, gel, gel. Gel aşkım, gel, gel. Gel fıstığım, gel, gel. Gel. Yani ilgi. Her şeyde olduğu gibi ilgi sadece. Seni sevmeyeceğim. Çünkü bu biraz robot gibi. Asık suratlı arkadaşım. Ta bizim Yavuz'la günlük mesaimiz var. Yavuz'la günlük bir kere sarılmazsak ne o rahat edebilir ne de ben. Gel bakayım, gel, gel, gel. Gel benim aşkım, gel. Gel, 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 gel. Gel benim bir tanem, gel. Gel, gel. Hadi, gel. Hadi biraz şımar, hadi. Hadi şımar, 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 şımar. Şımar, şımar. Aferin. Aferin. Aferin, şımar. Ha? Ha? Gezeceğim mi? Gezip geleceğim mi? Ha? 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 Babisi, 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 babisi. Babisi? Hı? Ne? 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 Hayır, hayır. Gel, gel. Hadi biraz sev bak. Atla. Atla, atla. Öp şimdi, gel. Gel. Gel bir öpek, gel. Öpek. Ha. Tamam. Tamam. Bunu sevmediğim zaman bu günlük... Gerçekten bunu sevmeyince küsüyor bu hayvan. Ya öyle alışmış ya da sevilmeyi seviyor. Kızım. Buz kızım. Ne? Gel. Gel bakalım hadi. Hadi gel. Aferin. Aferin. Aferin kızım. Aferin. 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 Benim oğlum. Benim oğlum. Güzel mi oldun sen? Sen güzel mi oldun? Geçelim mi? İçeri geçelim mi? İçeri alalım mı seni? Ha? Geç olsun. Geç olsun. Hadi benim küçük kızım gelsin. Küçük kızım gelsin. Gelsin, atlasın. Aferin. 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 Aferin fıstığıma. Aferin. Aferin. Benim kızım. Benim en çok sevdiğim köpeğin size şu tepkiyi göstermesi. Yani bunu gerçekten hani bazılarına şey gelebilir. Eğittim mi falan diye. Alakası yok. O sizdeki sevgiyi gördüğünde öyle seviyor. Ne? 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 Gel. Gel. Hadi. Hadi. Sarı 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 sarı. Oh. Ve köpeği gerçekten tiksinmeden sevmek. Değil mi kızım? Hı? Hı? Aferin sana. Aferin. Gezeceğim mi biraz? Gezmek ister misin? Hadi koş bakayım hadi. Da, 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 da. Da. Aferin. Hadi git. Hadi git. Gel bakayım Yavuzum. Gel, 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 gel. Biraz dışarı alalım seni. Mira geldikten sonra seni salacağım. Tamam mı? Gel. Bekle şimdi. Bekle. Bekle. Şimdi tabi bu... Bu sadece sabah seansı. Yani sabahtan başlıyoruz işte. Sabah seansı bu. Hayatın sadece bir bölümü. Şimdi köpekler tabi sırayla bunların gidip gelmesi yaklaşık 5-6 saat sürecek eminim. Şimdi Mira o tarafa bu tarafa koşuyor ki yalandan. Bunu da çıkarsın. Babasını da alıp dağa doğru gidecek. Tabi biz ona izin vermiyoruz gitmesin dağa. Çünkü... Burada buz tutarız o zaman. Şimdi buradan tekrar çıkacağım. Sivas'a gideceğim. Sonuçta bir ailem var. Çocuklarım var. Onları görmem lazım. Onların okulları, ihtiyaçları. Gerçekten hayat mücadelesi çok zor. Hani zaman hızlı. Ve inanın ki sadece burada neyi kazanmaya çalışıyoruz? Hani çocuklarımızın kimseye ihtiyacı olmasın. Elimizden geldiği kadar... dürüst insanlar yetiştirelim, dürüst olalım.
Onun haricinde başka bir şey yok, emin olun. Koşturuyoruz sabahtan akşama kadar. Hayat mücadelesi veriyoruz. Ve diyorum ya, insanlara aynı zamanda örnek olmaya çalışıyoruz. Her şeyimizle. Yani baktığın zaman gerçekten hani hızlı yaşamak ya da zaman hızlanmış diyelim. İnanın çoğu insan buna yetişemez. Emin olun ki yetişemez. Bazen böyle şey diyorum kendi kendime. Diyorum ki keşke böyle bir işim olmasa, daha rahat olsam. İşte bir yerde çalışsam, sabah gitsem 8'de akşam 5'te gelsem. Sadece bileceğim ki bir işim var. Yavuz gel bakayım. Olsun gelsin. Aferin gel. Gel. Aslında hani iş olarak diyoruz ama ben aslında bunu gerçekten bir iş olarak da yapmıyorum. Yani bu bir iş de değil. Yani bu, ben köpekleri severken zamanla bu kendi kendine işe dönüştü. Yani biz bunları böyle isteyerek aman iş olsun işte köpek yapalım, şöyle yapalım, satalım falan gibi yapmadık hiçbir zaman. Yani seviyordum köpekleri. Zamanla kendi kendine bir işe dönüştü. Tabii ki bunların da illaki yavruları çıktığı zaman yavrularını satmak zorundasın. Çünkü bunları, bu hayvanları beslemek için de bayağı bir ekonomi gerekiyor. Mecburen satıyorsun. Satmadan da zaten insanlar, aslında şunu da gördüm hayatta. Bir şeyi bedava verdiğin zaman insanlar maalesef onun kıymetini bilmiyorlar. O yüzden satıyorsun ve diğer köpeklerine daha düzgün bakıyorsun. Yani aman bu işin böyle şeyinde de değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Sadece sevdiğim köpekleri besliyorum. Bu işin aman en iyisi benim, en iyisi bende falan diye de bir derdim hiç olmadı. Sadece onu seviyorum, onu besliyorum. Bizi seven de seviyor, sevmeyen sevmeyebilir. Ama benim için mutluluk bu. Benim için mutluluk bu hayvanın bu hareketleri mesela. Bunun gözlerinde o sevgiyi görmek, ona sarılmak, ne bileyim ondan vakit geçirmek. Hani videonun başında da söyledim zaten. Yani ben çocukluğumdan beri böyleyim. Bu hayvanları yedirmek, içirmek, doyurmak, dağda gezmek. Gerçekten insanlardan uzaklaştığın zaman şunu görüyorsun. Bu stresli hayatın içinde bunlar olmasa var ya, insanın gerçekten kafası bozulur. Bunlarla böyle zaman geçirdiğin zaman işte o stresini atmış oluyorsun. Aslında bu bir iş değil yani, bu hayatın bir parçası gibi. Gel Yavuz'um. Oh aferin. Ben doğdum, gerçekten hayatımda köpek oldu. İlkokuldaydım, köpek vardı. Yaşamaya devam ettim, köpek oldu. Bugün yine köpeğim var. Yine seviyorum. Her zaman bir bağ kurduğum köpek oldu mesela. Aramda bir bağ. Mesela Yavuz'un buradaki özelliği sadece ne aslında? Benle olan bağı ya da benim olan, onunla olan bağım. Büyük ihtimalle öldüğümde de bir köpeğim olacak. Hayat böyle devam edecek ve bir gün bitecek. Hepimiz bir gün öleceğiz. Tabi köpekler bize göre daha kısa yaşıyor. Mesela ben isterdim ki Yavuz benden beraber yaşlansın, benden beraber ölsün isterdim. Yavuz benden beraber yaşlansın, benden beraber ölsün isterdim.